Şöyle bir haber vardı. Biliyorsunuz uzun zamandır dinle ilgili konuşmadık. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden yardımcı doçent doktor Fatma Günaydın, İmam Hatip öğrencileriyle yaptığı çalışmada gençleri deizme yönelten yüzden fazla soruyu derledi. İmam Hatiplileri deizme yönelten yüz soru demiş. Altta da hatta ilgili haberin fotoğrafı var. Orada da AK Partili Külünk, bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm. <laughs> yavaş yavaş uyanıyorlar. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Deizmi de şimdiye kadar kendi taraflarında saydıkları için hep şey diyorlardı. Ateistler der ki her şey kendi kendine oluştu. Ama işte bakın bu dünya, bu güzellikler, bu DNA nasıl kendi kendine oluşabilir falan deyip işin içinden çıkıyorlardı. Şimdi deizm gelince adamların argümanı kalmadı. Çünkü her şeyi zaten deist argümanıyla yapıyorlardı ya. Bizim mahallede bir şarlaman abi var. Tanıyorsunuz kendisini. O da gene aynısını yapıyordu ya. Allah'ın %100 mutlak kesin kanıtı. Tıkla izle. <laughs> Tıklayınca virüs bulaşıyor mu acaba? Trojan falan geliyor mu? Orada da gene öyleydi. Hep deist argümanları vardı. Yani yüzde %90. Çünkü insan şunu bekliyor değil mi? Hani işte mucize ayet falan sunacak. O yoktu aslında. O argümanların içinde. Haberin bağlantısını gene bağlantılar bölümüne koyacağım. Uzun uzun oradan bakarsınız. Burada ben sorulardan bazılarını derlemişler. Çoğu bence felsefi sorular. Çok fazla böyle sağlam ne bileyim benim kırmızı hapta sormuş olduğum sorulardan pek yok. Niye çoğu felsefi soru diyorum? Hani küçük görmek veya küçümsemek amacıyla değil. Ancak normal şartlar altında hali hazırda Müslüman olan birini çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Ama gerçekten şüpheye düştüyseniz ve gerçekten derin düşünüyorsanız, kafa patlatıyorsanız o zaman evet. Mesela ne yazmışlar? Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor. Neden bizi imtihan ediyor? Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Mesela ilk soru cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor. Neden bizi imtihan ediyor? Şimdi o şey diyorlar ya Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani onun için aslında başlangıç ve son diye bir şey yok. O başlangıcı ve sonu biz yaşıyoruz aslında. O hani beklemiyor. Öldüyorlar yani. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Bunda da şu anda aslında. İnsanlar öldükten sonra ruhları çıkıyor ve işte öteki dünyaya gidiyor olarak algılanıyor. Ancak ilk ayetlere baktığın zaman gerçekten vücut olarak ölüp ondan sonra da vücut olarak diriliyorsun ve insanın içinden böyle dışarıya çıkan bir ruhtan bahsedilmiyor. Büyük ihtimalle yoktu öyle bir konsept sonradan çıktı. Söylenene göre hadislerde varmış. Yani sonradan eklenmiş olabilir. Biliyorsunuz çünkü birçok şey Tevrat'ta alıntıya Tevrat'ta da yok zaten. Onun farkına vardınız mı bilmiyorum. Yani öteki dünya, cehennem falan. Tevrat'ta yok. Öldün mü ölüyorsun orada. Bu şeyin ikisinin kombinasyonu yani Hristiyanlık ve şeyin Museviliğin, Yahudiliğin kombinasyonu biraz Kur'an. Her neyse. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı? Bu da gene zamandan mekandan münezzeh diye geçebilirsin. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz. Evet bu beni mesela aşırı düşündürüyordu. Biraz kafa yorarsanız, biraz kendi kendinize dürüst olursanız, kendinize karşı dürüst olursanız soracağınız sorulardan bir tanesi, ben bunu kesinlikle soruyordum yani Hristiyanların haklı olmadığını nereden bilelim? En azından bu şekilde soruyordum. Buna işte şeyle ne bileyim, bir sürü böyle dini gençlik grupları var ya. <laughs> gençleri yanlarına çekmek için kurdukları. Onların ve onlara soruyorlar hep. Onların verdiği cevaplar işte kardeşim ben başka yerde doğmuş olsam okurdum hadi canım oradan. Okurdum, araştırırdım da İslam'a geçerdim. Hadi canım oradan. Ondan sonra işte İslam'a geçen 3 kişiden falan böyle örnek veriyor 3 veya 4 kişi. <laughs> okurdum, araştırdım, geçerdim. Öyle mi? Madem öyle, madem buna güveniniz tam, şunu yapalım mı? Hadi yapalım. 18 yaşına kadar dinlerden bahsetmeyin. 18 yaşına gelindiği zaman bütün dinlerden aynı anda bahsedelim. Tarafsız bir şekilde. Ondan sonra genç kendi seçsin. Yapalım bunu ne olacak bakalım. Ama yanlış yönlendirme yok. Kitaplarda ne yazıyorsa onu söyleyeceksin. Evet neyse. Allah'ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabiliriz? Onlar Big Bang deyip geçiyorlar. Sen onu düşünme esas şunu düşün. Allah'ın varlığını bir deiste nasıl kanıtlayabilirsin? <laughs> Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor? Bunun cevabı basit aslında imtihan ediyor. Esas sorulması gereken şu: Allah bizi seviyor da neden? Kendi varlığına kanıt göstermediği halde. Çünkü işte kanıt olursa herkes inanır diyorlar ya veya inanmak olmaz diyorlar ya. Bununla birlikte kayıtsız şartsız onun varlığına inanılmasını istediği halde onun varlığını inanmadığın için seni yakıyor. Bence esas sorulması gereken soru bu. Yoksa diğerine imtihan dersin. Evet. Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey. Allah'ın sonsuz olmasını algılayamıyorum. Ha bunlar kendi kendilerine yazmışlar bu soruları ya. Kur'an'da kadın ve erkek niçin eşit değil? Aa, bak rozetli, rozetli laik teyzeye bunu sorma bak. Çok kızdırırsın. Öyle bir şey yok. Onlar hep yobazların uydurmaları <laughs> <laughs> der. Evet. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor? Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor? Bu da gene aslında Müslümanken çok fazla kafamı kurcalamıyordu. Çünkü şöyle deyip geçiyordum. Birini işte zorlukla imtihan ediyor. Birini kolaylıkla imtihan ediyor. Elindeki durumda ne yapacağını test ediyor gibi bir şey. Ama bu hiç doğru değil. Bu adil bir sınav değil ve bunun gerçekten çok adil bir sınav olduğuyla ilgili birçok ayet var. Fakir doğan ve fakir doğduğu için her türlü günahı işleyen, bulunduğu ortamdan dolayı insan eğer zengin doğmuş olsaydı bu günahları işlemeyecekti ve tam tersi fakir doğduğu için gücü yetmediği için elinde güç olmadığı için birçok günahı işlemeyen yani uyuşturucu, zina bu şekilde ama elinde para imkan olduğu zaman bunları yapıyor. O yüzden herkesin hangi durumda ne yaptığını görebilmek için eşit zenginlikte başlaması lazımdı. Hatta farklı farklı durumları göstermek istiyorsanız aynı zamanda aynı dönemde, değil mi? Neden insanlar ölüyor tekrar doğuyor ki bütün kulların aslında aynı anda doğması lazım aynı zenginlikte olması lazım ve aynı anda da ölmesi lazım. Neyse geçelim. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Sadakanın ömrü uzattığı nerede yazıyor ki Hadiste mi? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? Gene aynı şekilde zamandan mekandan münezzeh. Allah'ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte? Gene aynısını diyebiliriz. Zaman mekan. Cennette birini istiyorum o da başka birini. Ne olacak? Evet. Şimdi geldik huzur ve irfan sorularına. <laughs> Dediğim gibi hani bir seviye daha derin düşündüğünüz zaman bu soruları düşünüyorsunuz ama o dönemde düşünmüyor insan. Neden? Çünkü şöyle oluyor. Herkes işte kendi dünyasında. Herkes kendi cennetinde yani. Herkes kendi cennetinde kendi isteği olacak gibi bir açıklaması var. Öyle bir şey yok tabi de şöyle bir şey var ya. Herkesin istediği olur. Herkesin istediği olurun üzerinden bir sürü şeyler, e, hikayeler veya dünyalar yaratabilirsin. Evet. Allah kötülüklere neden engel olmaz? İmtihan olduğu için. Tarikatlar gerekli midir? Neden? Din'in devam etmesi için bazı şeyler gerekli arkadaşlar. Mesela dinlerin devam etmesi için hanep şeylere kızarlar ya. Küçük çocuklara işte beyin yıkaması yapılmaması lazım. İşte her konuda Şimdi küçük çocuklara beyin yıkaması yapılması olmasa din çok kısa bir sürede biter. Küçükken yani çocuk her şeye inanırken annesin babasının ağzından çıkan her şeyi gerçek kabul ederken o zaman yıkayabildiğin kadar yıkayacaksın bu dine inanabilmesi için. O yüzden insanlar geri çıkamıyorlar ya dinden. Ve bu sadece din değil. Bir sürü tarikat hikayeleri var. Aslında arkadaşlar düşünecek olursanız dinler Genişletilmiş tarikatlardır. Tarikat gibi başlar yani. Başlangıcına bakacak olursanız, insanların çevresine başka insanları toplamasıyla başlar. Ondan sonra gitgide genişler. UFO Tarikatı diye bir belgesel vardı. Seyretseydim onunla ilgili konuşacaktım. Seyretmeye vakit olmadı. Ama isterseniz bağlantılara koyayım onu 45 dakikalık bir İngilizce belgesel. Onun haricinde seks tarikatı belgeseli vardı bir tane. Onda da gene öyle. Seks tarikatından kaçan kişiler. Olay şu. Bir kişi işte tanrısal güçlerle veya direkt tanrıyla iletişime girdiğini iddia ediyor yani. İnsanüstü bir varlık olduğunu iddia ediyor. Çevresine birkaç kişi topluyor. Sonra o çevresindeki birkaç kişi yani çok çok kolay kandırılabilecek 10 kişi bulamaz mısınız? Abi çiftlik bank örneğini vereyim. Başka bir şey söylemeye gerek yok <laughs> herhalde yani. <laughs> ne 10 kişisi lan? 100 kişi bulursun. 1000 kişi bulursun yani çok rahat rahat kandırılabilecek. Yani bu şey var ya Magdalena Solis demiştik. İki kişi gidiyor aşığı geri kalmış bir köye. Diyor ki biz Tanrı'nın elçileriyiz. İnsanlar inanıyor. Bir iki bir şey gösteriyorlar. insanlar inanıyor yani. Ki arkadaşlar bugünkü teknolojiyle bile yapabiliyorsun bunu ya. Bugünkü teknolojiyle bile tarikat hala daha yaratılabiliyor. Yani insanlar hala da aga bu nedir demiyorlar. Bir de bunu o peygamberlerin çıktığı dönemde düşünün. 500'lü 600'lü yıllarda düşünün yani Bir ara paylaşmıştım ya Sahte peygamberler dönemi diye Adamın bir tane eşeği var O sahte peygamber denilen peygamberlerden bir tanesi Eşeği var Eşeğini eğitmiş Eğittikten sonra işte Bir takım işaretler falan yapınca eşek oturuyor Bir takım işaretler yapınca kalkıyor falan Diyor ki ben eşekle konuşuyorum Otur diyor O işaretini veriyor tabi bir yandan çaktırmadan Eşek oturuyor kalk diyor kalkıyor falan Bir iki böyle hareket yapıyor Herkes de diyor ki o eşekle konuşuyor adam. Ne öyle öyle adam peygamber oluyor. Ve ciddi ciddi de genişlemiş baya. En sonunda adamı öldürmüşler. Suikastle kurtulmuşlar adamdan yani. Ve bu tarikatlar oluştuktan sonra da yeni üye toplamak için birçok yöntemi var. Flirty fishing denilen bir yöntem. Bunu çok fazla görüyorum ben. Bu en son seyrettiğim seks tarikatı. Bu da Brezilya'da olan bir olay. Bunda da gene aynısı var. Size anlatayım arkadaşlar bu olayın nasıl olduğunu. Düşünün bakalım Türkiye'de de var mı böyle bir şey. Şöyle oluyor güzel kızlar kızları böyle süslüyorlar falan baya bir presentable hale getiriyorlar. Ondan sonra kız gidiyor sağdan soldan böyle zengin çocuklarını buluyor ayartıyor onları. Kendine pek güveni olmayan normal şartlarda pek böyle güzel kızlarla işi olamayacak zengin çocuğu illa da böyle iş adamı olmasına gerek yok zengin doktor olabilir, zengin mühendis olabilir. Onlar da zengin sonuçta. Bunların çocuklarını ayartıyor. Bunların çocukları tarikata dahil oluyor ondan sonra. Tanıdık geldi mi? Geldi değil mi? Flirty fishing hala var. Ve tarikatların en büyük yayılma stratejilerinden bir tanesi. İnsan üzülüyor. Ben bekliyorum. Yani bizim ülkeye de bu uygulamaları yapan tarikatlar var. Bunlar ne zaman ortaya çıkacak? Bunlar ortaya çıkacak mı? Bunlar yakalanacaklar mı hiç? <laughs> Sizce ne olacak bu işin sonu yani? Evet tarikat kurmak zor bir şey değil arkadaşlar. Çok böyle müthiş insanüstü bir adam olmana gerek yok. Sadece kelimelerine insanları etkileyebilecek bir yapın olmalı. Ve paran da varsa o çok çok daha iyi. Paran illaki olmak zorunda değil ama paran varsa çok daha hızlı ilerlersin. Nasıl olacak? Mesela ben faşistlik peygamberi Aydali Hazretleri'yim. Benim daha da böyle yüce bir insan olmama gerek yok. Şimdi siz arkadaşlar hepiniz onar tane çocuk yapıyorsunuz tamam mı? Onar tane çocuk yapıyorsunuz ve çocuklarınıza da faşistlik peygamberi Aydali Hazretleri'nin ne kadar yüce, mühim, insanüstü bir varlık olduğunu doğuştan aşılıyorsunuz çocuklarınıza. Tabii ki sizin gözünüzde ben normal bir insanım. Hani beni çok seviyor olan arkadaşlar da var. Ama ne kadar çok seviyorsanız, ne kadar benim iyi bir insan olduğumu düşünüyorsanız düşünün. Gene de benim bir insan olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? O kadar da böyle insan üstü varlık olduğumu düşünen. Heh? Yok mu arkadaşlar benim insan üstü varlık olduğumu düşünen? Oho biz boşuna konuşuyoruz o zaman ya küstüm. Her neyse. Çocuğunuza bu şekilde aşılıyorsunuz. Beynini yıkıyorsunuz çocuklarınızı. Ondan sonra onlar da onar tane çocuk yapıyor. Ve bu arada birbirimizi tutuyoruz birbirimizi tutarak birbirimizi en iyi yerlere getiriyoruz ekonomik olarak. Coşuyoruz yani. Öyle olunca belki flirty fishing yöntemleriyle gene zengin insanları gruba dahil ediyoruz. Derken zaten o 10 çocuk da kendisi de onar çocuk yapınca şey falan diyoruz böyle. Doğum kontrol cinayettir. Doğum kontrol çok büyük günahtır. Aydali Hazretleri tarafından çarpılırsınız. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar neden doğum kontrol günahtır, yasaktır vesaire dediklerini çoğalmak istiyorlar çünkü. Yoksa nerede yazıyor ki abi doğum kontrol günahtır diye? Var mı Hristiyanlıkta? Şu an bizde de var ya insanlar söylemeye başladı. Hristiyanlıkta, İslam'da nerede var doğum kontrol yasaktır, günahtır diye? Bilmiyorum belki var da ben mi görmedim acaba? Kürtaj için de aynısın diyorlar ya. İşte kürtaj günahtır, yasaktır nerede? Nerede var abi? Nerede var diye sorduğun zaman da işte masumlara dokunmayın, masumların canı kıymetlidir. Biz buradan işte kürtajın yasak olduğunu çıkardık. E çok güzel onu çıkardın o zaman birebir her gördüğünü uygulayacaksa o zaman birçok şey çıkarman lazım. Onların hepsini çıkarttın bu mu kaldı bir tek geriye? İncil mesela eski ahit yeni ahit diye geçer. Eski ahitte olan her şeyi uygula di Uygula abi hadi uygula yani. Bekliyorum burada uygula. Ailesine karşı gelen çocuğu taşlayarak öldürün hadi yap. Kendi cinsiyetiyle ilişkiye girenliği öldürün. Bu da var. Yap hadi. Eski ayette var bunlar. Neyse ötekiler geçelim hadi arkadaşlar. Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Doğru. Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa. Ateistler haklı zaten. Ateistler haklı dendiği zaman insanlar şundan itiraz ediyor ya. İşte Tanrı'nın olmadığını nereden bilebilirsin? Ateist zaten Tanrı kesinlikle yoktur diyen kişi değildir. Var olduğu kanıtlanana kadar yok kabul ederiz diyen kişilerdir. Birçok insanın deist olmasının Ateisten ziyade deist olmasının sebebi bu. Yani o imkansız geliyor. Yok abi kesin vardır. Birçok kişi bunu diyor. O yüzden deistler daha fazla. Yani aradaki farkı anlatacaksak David Copperfield sahnede uçuyor mesela. Dini inanan kişi oha adama bakın adam uçuyor baksana gözümüzün önüne uçuyor diyendir. Deist olan kesin ip var abi diyendir. Ateist olan da ip olduğunu kesin olarak görene kadar ip var diyemeyiz diyendir veya ip yok kabul ederiz diyendir. Anlatabiliyor muyum? Evet birçok kişi o imkansız gelebilir. Yok abi ip yoksa nasıl uçuyor o zaman? İşte onu bulmaya çalışıyoruz zaten. Allah ile iletişimde neden Kur'an okumak, dua etmek değil de namaz kılmak ön plandadır? Yo aslında yanlış hatırlamıyorsam Allah'ın adını zikretmek de sevap değil mi? Onun aslında müthiş bir matematiği var yani. Sürekli Allah'ın adını zikrettiğin zaman baya bir sevap geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse geçelim. Ademle Havva dünyaya nasıl geldiler? Parantez içinde şöyle yazmışlar. Uzay gemisiyle olabilir mi? <laughs> bu benim yorumum değil. Ciddi böyle yazıyor. Evet. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor. Öyle mi bilmiyorum. Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor? Evet bu benim kırmızı ap videosunda sormuş olduğum sorulardandı. Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor. Bana göre delil yok. Yok zaten. Delil olarak şey falan gösteriyorlar ya. Ay o kadar ikiye bölünmüş. Hala da başka delil mi arıyorsunuz? İyi de ayın ikiye bölündüğü delilini söyleyen kişi de söylüyor onu. O da delil var diyor yani. Delil var deyince delil var olmuyor ki. Siz onu yanlış öğrenmişsiniz. Neyse. Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir? Onu geç de Kur'an'ın niye birçok versiyonu var? Birçok versiyonu var ve en sonunda bir versiyonu kabul ediliyor. Onun bozulmamış versiyonu olduğunu nereden biliyorsun? İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direkt haram kılındı? Şöyle bir şey var. Kur'an'da bile önceleri içkiliyken namaz kılmayın şeklinde ayetler var. Sonradan komple yasaklıyor. Bunu da yine çay havası arkadaşa sormuştum. Yavaş yavaş toplumu alıştırmak için demişti. <laughs> yani pek inandırıcı gelmedi bana. Çünkü bazı şeyleri direkt yasaklıyor. Bazı şeyleri yavaş yavaş mı alıştırıyor? Bir de yani yavaş yavaş alıştıracağına çarpsın abi. İçki içerseniz çarparım desin. Hadi sıkıysa içsinler ondan sonra. Ahirette hesap verirken ha tabi o da zamandan mekandan bağımsız olayıyla çelişiyor. Ahirette hesap verirken insanların yetiştirildiği çevre göz önünde bulundurulacak mı bilmiyoruz. Allah'ın ben yaptım ben yarattım demesi tuhafıma gidiyor. Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı? Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak? Evet. Basit sorular bunlar. Çok çok böyle. Yani benim mesela en fazla düşündüğüm ve benim için en önemli olan sorulardan bir tanesi şuydu. Ve hala daha da o. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mükemmel bir varlık neden kendisine tapması için küçük güçsüz varlıklar yaratır? Çünkü bakacak olduğumuz zaman ayetlere bizim yaratılma amacımız o. Tapmak bu varlığa tapmak yani. Benim için en büyük çelişki bu. Diğerleri küçük çelişkiler. Bir de tabi o dönemde yaşanan olayları düşünüyorum. Onu hayal etmeye çalışıyorum. Yani birisi geliyor diyor ki ben Tanrı'nın elçisiyim. Sen soruyorsun kanıt göster. Kanıt olarak diyor ki işte bu çiçeklerin yaşarması. Bu bulutlar nasıl düşmüyor. Yıldırım nasıl çarpıyor. Gibi şeyler söylüyor. Şimdi sana bunu söylemiş olsa ilk söyleyeceğin şey tamam hepsi güzel de senin Tanrı'nın elçisi olduğunu kanıtlamıyor ki bu. Olur. Bir. İkincisi de zaten eğer kesin %100 kanıt olsaydı bu inanmak olmazdı diye cevap verdiği zaman. Ondan sonra da bütün bunlara rağmen kayıtsız şartsız bu benim iletişime geçtiğim Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğuna inanman lazım. Benim de gerçek peygamber veya gerçek elçi olduğuma inanman lazım. Yoksa cayır cayır yakacak seni. Birçok kişi bunu kabul etmek istemiyor ama dinin özü bu ki. Herkes diyor ki işte hayır çok büyük kötülükler yaparsan cinayet işi işte. hayır değil. Bilmeden tartışmaya girmeyelim arkadaşlar. Olay bu işte. Böyle bir konumda olduğunuzu düşünün. İnanır mısınız? İlk başta soracağınız soru şu olur. İyi de senin gibi 80 tane adam gelebilir ki geldi de. 80 tane farklı farklı adam gelebilir. Hangisinin sahte peygamber olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü herkesin aynısını söylediğini düşünün. Herkes diyecek ki kanıt göstersem inanmak olmaz. Şimdi birçok arkadaş işte sayısal mucize gösteriyor ya ayetlerden. Ama o zamanlar ayetler de inmemiş. Yok yani ortada bir şey. Sayısal mucize gösteriyorlar. Ondan sonra işte kelimeleri alıp oradan oraya çekiyorlar. Oradan mucize gösteriyorlar. Bunları gösterdikleri zaman da yani benim biri bir o evet bu gerçekten iyi bir mucize, iyi bir tesadüf. Hadi mucizeye inanmıyorum diyelim. Bu harbiden iyi bir tesadüf diyebileceğim bir şey de yok. En fazla en iyi tesadüf diyebileceğim gün sayısının 7 farklı yazılışı var ya onlardan 3 tanesini seçtiğin zaman 365 oluyor. En fazla yakın o. Keşke bütün yevm kelimelerinin hepsinin toplamı hep yani bütün yazılışların toplamı 365 olsa o zaman güzel bir tesadüf derdim. O kadar ama yani. O zaman buna mucize diyeceksek diğer her şeyi unutup yani daha önce söylediğim her şeyi unutup buna mucize diyeceksek ve evet bu bir kanıt artık inanmamız lazım diyeceksek o zaman daha önce demiştim ya Sabilikteki altıgen olayı. O zaman herkesin sabi olması lazım. Veya Tonton ve Arkadaşları kitabındaki mucizeler. Herkesin Tonton'a inanması lazım. Veya Kızılderili inanışından bahsetmiştim ya. İsmini şu an hatırlamıyorum. Orada evrimi direkt insanların suda balık olduğunu sonra kertenkele olduğunu oradan işte insan olduğunu falan bilmişler. Evrim sıralamasını bilmişler. O zaman buna inan.